değil mi? Evet, şu anda şeytan yerine geldik. Burada 12 bin yıl önce toprakların bu şekilde kaymasıyla bir mekan oluşmuş. Bugün sizlerle burayı keşfedeceğiz. Yani çok konuşmayacağım. Aksiyon başlatın diyorum. Hey guys, this is a desert area. Now we are in West Germany, in the border to Luxembourg, guys. So you see, this area is really dangerous. You have to move really slowly. Bu arada bak, burası bu kadar rahat değil, yerler bayağı ıslak. You have to look forward and hold on with the hand. Hani görüyorsunuz. Guys, come on. It's really nice. So you can see a little bit of the upside. So you see the mountains here. Guys, this is really difficult. Look at this area, man. Allah, kamerayla gelmek de ayrı zor arkadaşlar. This looks really good. Nice. Şurayı görüyor musunuz? Guys, look. Yani. Look how. İnsanı büyülüyor. Stone between the two mountains. You see this guy? Have a look. Oh, sorry. Yani arkadaşlar yavaş yavaş biraz gösteriyorum ki bu derinliği biraz görün. Yani arada az mesafe ve burası şu an çok serin olmaya başladı. Yani yukarıyı görüyorsunuz zaten. Yani burada bir nem var zaten, yani onu anlıyorsunuz. Yani şu taşların güzelliğine bakın, yani renk soğuk falan var burada. Yani burada taşlar iyice kendisini sıklaştırıyor. Yani görüyorsunuz. Yani bayağı daraldı şu anda. Böyle görüyorsunuz. Ben önden buraya. Hold şu anda yani hold merdivenleri on. Görüyorsunuz, yani ne kadar zor olduğunu. Yani şu yanda tutacak olmasa daha da zor olur. Ki ben yani kamera tuttuğum için temas fazla etmiyorum. Yani buradan geçerken burada yani dikkatli olmanız lazım, çünkü yani eğer ayağınız falan kayarsa burada bayağı sıkıntılı bir yokuş görüyorsunuz yani. Merdivenler arası boşluk çok az. Dikkatli olmak lazım. Şimdi yine bir açık alana çıktık. Aşağıda bir ormanlık sıklık size göstereyim. Yani burada ağaçlar her yerde kendini gösteriyor zaten. Siz de görüyorsunuz. Yani şurada zaten yerleşim yerleri herhalde gözüküyor mu bilmiyorum ama işte ileride bir yerleşim yerleri gözüküyor ama yani biz uzağız yani. Yüksekte olduğumuz için biraz daha gözüküyor. Evet. Professional guys. Evet. So this is for professional guys. Yani şurası arkadaşlar where you can make some sport. Sadece profesyonel insanlar için. Yani burada tırmanma yapıyorlar. Bak, look. It's really difficult to go on. Yani biraz yakından göstereyim. Yani buranın arasındaki derinliği de şeyi görüyorsunuz zaten. Bayağı burası dar, yani dediğim gibi burası profesyonel de çünkü ben girmeyeceğim şu anda. Ekipmanım yok yani zaten. Yani becerebilir miyim bilemiyorum yani, biraz zor gibi. Yani seviyorum tırmanmayı falan ama yani burası gerçekten tam profesyonel bir şey. Yani etraftaki yosunları da taşlarda görüyorsunuz. Yani bayağı buradaki dinli falan. Yukarı çekeyim. Tamamdır. Yani burada bir tane belgesel çekiyorlarmış. O yüzden
sessiz olmam lazım ama yani ben zaten etrafı gösteriyorum. Yok bazı spora falan var böyle şey için böyle kendil falan onlar için reklam diye bir klip çekiyorlar. Anladım tabii ki bunlar. Bakıyor fazla şey olmaz. Dur. Evet şu anda gitmemiz mümkün. Yani Gökün Osman şeyi yapıyorlarmış. Belgesel onun için biraz bekledim. Etrafı görmeye devam edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Yani burada belgesel çekimi yapıyorlar. Ama şöyle baksana suçlu. Orada yol yok herhalde. Taş arasında görüyor musun? Yani taşların arasında evet yani bir değişik bir yapı söz konusu. Yani içinde oyuk gibi boşluklar oluşmuş. Yani gerçekten doğa harikası diyebiliriz. Buradaki yapıya ilişkin. Yani insan hayreti düşürebiliyor. Yani kamerayı açısını bazen arkadaşlar ayarlayamayabilirim. Ya onun için şimdi kusura bakmayın çünkü demin çok elverişli olmayabiliyor. Ama elimden geldiğince sizlere sunmaya çalışıyorum. Burada yine devam ediyoruz. Yani şu oyukları da biraz daha yakınlaştırayım sizleri görmeniz için. Görüyorsunuz zaten duvarda. Yani aralarındaki boşluklar mevcut. Şimdi devam edelim. Yine burta arazide görüyorsunuz arkadaşlar taşlı falan. Arada sırada kamerayı alçaltıp indiriyorum. Yani o tamamen şeyle alakalı. Zorlukla, zemin zorluğuyla alakalı. Yani biraz zorlayınca indirmeye çalışıyorum ki dengeyi sağlayabileyim. Biraz daha açıklığa kavuştuk. Yani burada yine aralıklar gördüğünüz gibi var. Şu anda güzel bir manzara şahitlik ediyoruz. Yani tamamen doğanın güzelliği güzelli. Yani buraya gelirseniz ayakkabınızın da yerden fazla kaymamasına özen gösterin. Yani kesinlikle buradaki merdivenler hiç gezmek için uygun değil. Ya tabii buranın bölgenin yapısıyla alakalı bir şey de bu. Yani şurada bakın ayak izleri gibi hala görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Yosunların arasında yine ayak izleri gibi bazı şekiller var. Burada bir ağaç görüyorsunuz kökünü nasıl tuttuğunu. Yani tam zaten güzel dediğim yer burası. Yani şurada hala devrilmemiş yani şaşırtıcı bir manzara. Yani kökü de görüyorsunuz ne kadar kocaman zaten. Burada yine değişik bir taş şekli var.
aşağısı yine öncesinde olduğu gibi derinleşiyor aşağı doğru. Biraz yüksekte kalmışız yine. Ya profesyonel olanlar hatta yukarıdan doğru gidiyorlar ama tehlikeli ayakkabılar, çubuklar, evet. Yani bu biraz daha amatörler için yani. Biraz daha çocuk olmaz bir hali. Geçeceğiz değil mi? Sağa doğru. Evet, yani şu anda şu gördüğünüz karşıya doğru hareket ediyoruz. Burada gerçekten çok mistik bir hava var. Yani insan burada gezerken kendini şöyle Mezopotamya'da falan zannedebilir. Yani şekiller acayip bir şekilde insanla büyülüyor. Yani burada da görüyorsunuz zaten. Şurada bakın küçük bir fare gidiyor. Kaçtı. Tamamen doğada iç içe bir yer zaten. O yüzden bu tarz çeşitli hayvanlar da tabii görmek mümkün. Yani burada yine dediğim gibi bir değişik bir kaya yapısı söz konusu. Yine bakın şurada yine bir aralıklı bir taş var. Kocaman. Yani gerçekten bayağı güzel burası. Bakın şurada dikkat ederseniz de ağaçta görüyorsunuz mantarlar oluşmuş. Yani buradaki nemden dolayı yani ağaçta normalde yani diplerinde görürsünüz fakat burada direkt ağacın üzerinde mantarlar var. Yani çok fazla ben bu manzaraya da karşı karşıya kalmamıştım yani daha önce. Genelde hep ağaçların altında görürdüm ama burada direkt ağaçın üstünde de çıkmış. Evet. Zaten yani buradaki bitki örtüsü, ağaç yapısı tamamıyla farklı bir şekilde oluşmuş. Yine burada ağaçlara dolma farmaşıklar falan var. Güzel bir görüntü oluşturmuş ağaçlar. Ya burada bir de yani ben şu an yani aslında biraz riskli bir şey yapıyorum bu elimde kamerayla giderek çünkü gerçekten burada insanın biraz konsantre olması lazım çünkü kesinlikle bazı yerlerde yol bayağı daralıyor ve korkulu falan da olmadığı için yani buradan yuvarlanma şansınız yüksek yani herhangi bir dikkat eksikliğinde o yüzden siz olun yani buradan geçerken fazla başka şeylerle meşgul olun. Yine bir fare gördünüz yani burada dediğim gibi çeşitli hayvanlar hep mevcut yani fare yine önümüzden geçti bir tane.